Merhabalar, ben Fatih Akalan. Bolt'ta özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda Türkiye gündeminde pek çok mesele varken enteresan bir ifade kullandı, enteresan bir şey söyledi. Gülen cemaatinden önemli bir ismin ellerinde olduğunu onun ifadesiyle söylüyorum. Ve çok yakında bunu duyuracaklarını söyledi. Gazeteci olarak işin peşine düştüğümüzde iddia o ki Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen Kenya'dan kaçırılmış olma ihtimali var ve Erdoğan'ın açıklayacağı isim de bu. Gazeteci Kemal Gülen'le, abisiyle konuşacağız bu konuyu. Kemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fatih Bey. İlgilendiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Erdoğan çok önemli bir ismin ellerinde olduğunu söylüyor. Şimdi Fatih Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini duyunca ben hiç üstüme alınmadım işin doğrusu. Yani Selahattin Gülen 3-5 ay önceydi kardeşim yani. Biz 9 kardeşiz. 9 kardeşin en küçüğü, şimdi 30'lu yaşlarında. 5-6 ay önceydi Kenya'ya gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde PR kartı var, yeşil kartı var. Onunla orada yaşıyor, hayatını orada kazanıyor. İşte öğretmenlik yapıyor, bilgisayar öğretmenliği yapıyor. Amazon'dan kitap falan bir şeyler satıyor. Ayakta durmaya çalışıyor. Genç bir delikanlı. Şimdi Kenya'ya gitti bir vesileyle. Daha Kenya'dan girerken Interpol aracılığıyla tabii aranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti 2007'deki bir davadan dolayı. Bu hadiseler hiç olmazken sözüm ona Erzurum'da bir taciz tecavüz davası var. Vakti gelirse onun da ayrıntılarını konuşabiliriz. Ondan dolayı yani 2007'de aslında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş bir dava 2017'de tekrar açılıyor malum süreçten dolayı. Kırmızı bülten aranan iki kişi var. Birisi de Selahattin. Yani komikliğini anlayasınız diye özetlemeye çalıştım. Şimdi Interpol aracılığıyla arandığından dolayı Interpol yetkilileri gözetim altına aldılar. Mahkemeler devam etti bu süreç içerisinde. En son Yüksek Mahkeme, Kenya Yüksek Mahkemesi bu işe karar verecekti. Yani 3-4 Mayıs içerisinde, yani 15 gün önce karar verecekti. Ve lehimizde yürüyordu. Yani Selahattin'in lehine yürüyordu. Yani Türkiye'nin ortaya koyduğu hiçbir delil, hiçbir iddia yeterli değildi. Mahkemeyi ikna edememişti işin doğrusu. Bu süreçte de imzaya gidip geliyordu. Yani Selahattin'in pasaportuna el konmuş. Kenya hükümeti Interpol arıyor bundan dolayı. Pasaportu el konmuş. İşte mahkeme süreci neticelenene kadar imzaya gidip geliyor. En son 3 Mayıs ya da 4 Mayıs'ta imzaya gidiyor. İmza veriyor. Çıkıştan sonra bizim elimizde ne bir fotoğraf var, ne bir ses kaydı var, ne bir resmi bilgi var. Birkaç araba önünü kesiyor Selahattin'in görgü tanıklarının ifadesine göre. Ve onu alıyorlar, gözlerini de bağlıyorlar. Malum siyah transporterlarla kaçırılan bir sürü mağdur ve mazlum insan vardı. Aynen o metot kaçırılıyor. Yani 15-16 gün oldu bugün Selahattin'den biz ne avukatları ne Kenya'daki dostlarımız hiç haber alamadık ki Selahattin nerededir diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasını duyunca işin doğrusu yani normal zaman olsaydı hiç üstüme alınmazdım. Alınmazdık da yani çünkü Selahattin Fatih Bey yani PDR mezunu 2-3 sene Türkiye'de özel okullarda PDR'ci olarak hani eğitim danışmanı olarak vazife yaptı. İşte daha sonra 6-7 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Green Card çıkınca oraya geldi, oraya yerleşti ve hayatını orada kazanmaya. Bunun dışında Selahattin Gülen'in Gülen soy ismini taşıyor olmasının dışında hani benim kardeşim ben de bilirim yani ekstra bir vasfı yok. Gazeteci değil, televizyoncu değil, doktoru değil, profesör değil, asker tanımaz, polis tanımaz, ne bileyim sanatçı tanımaz. Selahattin kendi halinde bir danışman, bir eğitimci olarak hayatını sürdürme. Şimdi eğer Sayın Erdoğan bahsettiği şey Selahattin Gülense büyük bir işte Gülen cemaatinden birini yakaladık onu size ya dağ fare doğru ya böyle bir şey yok. Bu büyük bir suç, ağır bir suç. Yani daha önce yaşandı yani farklı ülkelerden siyah transporterlarla kaçırılan insanlar vardı. Türkiye'yi dünyada rezil eden bir suçtu. Yani bugün Türkiye'nin
karnesine en kara leke bunlardır. Ve Selahattin'i tahmin ediyorum. Yani bugün biraz daha kendimce bunu netleştirdim. Ben kardeşimi arıyorum ya. Avukatlarla beraber ailesi olarak kardeşimizi arıyoruz. Kenya'dan bazı yetkililer evet şu anda Kenya'da sorun yok. Devlet bazı sorular soracak. Ondan sonra onu bırakacak dediğinden dolayı biz böyle medyaya çıkıp da hani bir tarafta koskoca Kenya Cumhuriyeti var netice itibariyle onun sözünü itimat etmeyecek miyiz? Kenya mahkemelerinde devam eden bir mahkemesi var. Birleşmiş Milletler'in denetiminde ve gözetimindeydi. Interpol'ün denetiminde ve gözetimindeydi. Nasıl olduysa birkaç araba, birkaç el uzun insan sen tut kaçır. Ya bu kaçırma hadisesi bu uluslararası bir suç değil midir? Bunu eğer Sayın Erdoğan bu sözünü ettiği kişi Selahaddin'se bunu iftiharla eğer söylüyorsa bu aleni açık dünyada da ahirette de büyük suçtur ve günahtır. Zerre miktar arpa kadar hakkımız varsa helal etmeyeceğiz. Bu bir. İki, uluslararası arenada bu suçun arkasını takip edeceğiz. Bu suça Somalililer mi, Kenyalılar mı, başka hangi ülkeden birileri alet olmuşsa Türkiye'den düşünsenize eğer Selahaddin'se bu Türkiye'den bir uçak kalkacak. Gidecek Selahaddin'i almaya. Oradan ya yazıktır, günahtır bu milletin parasını, pulunu bir tane gariban Selahaddin'i oradan Türkiye'ye getirmek için nasıl harcarsınız ya? Yani bu Sedat Peker'in bir açıklamaları var. Son 15-20 gündür hükümeti sallayan bir mafya liderinin gerçekten bir devlet nezdinde de, siyasetçiler nezdinde de, mahkemeler nezdinde de bir suç örgütü liderinin anlattıklarının ortaya attığı, ifşa ettikleri şeyler hükümet sarsılıyor. Memleketin başka işi gücü yok. Kenya'dan bir gariban Selahattin'i getirip de bunu manşete mi taşıyacaksınız? Bu mu sizin adaletiniz? Estağfurullah. Bunu hani neden yaptıklarını soracağım ama somut olarak normalde Kenya'daki süreçte Kenyalı makamlar, maddi makamlar ama emniyet makamları somut olarak size ne diyorlar? Yani hala Kenya'da diyorlar mı? Ya da mahkeme bir karar mı verdi diyorlar? Çünkü bu sorunun cevabı kardeşinizin Türkiye'ye legal ya da illegal getirildiği, götürüldüğüne dair önemli bir şey söylüyor bize. Şimdi Selahattin Kenya'daydı Fatih Bey. Kenya'da mahkemesi vardı. İmzaya gitti. İşte haftada bir imzaya gidiyor. Orada olduğuna dair malum. Denetimli serbestlik dediğimiz usulde imzaya gittiği gün alındı. Avukatımız, Kenya'daki avukatımız yüksek mahkemeye müracaat etti. Bizim müvekkilimiz yok. 3 gündür mahkemeye gitmesi gerekiyordu Selahattin'in de. 3 gündür Selahattin'e ulaşamıyoruz. Mahkeme bütün devlet kurumlarına, Kenya İstihbaratına, İçişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Immigration Bakanlığına yazı yazdı. Ben dedi bu sanığı ya da işte bu şüpheliyi mahkemede görmek istiyorum. 3 gün mühlet size. 3 gün sonra yazı yazılan bu birimlerden insanlar mahkemeye çıktılar. Dediler ki bizde böyle biri yok. Mahkeme onlara dedi ki bunu bulun ve getirin. Şimdi o günden beri muhtemelen Kenyalı yetkililer de ama işte video kayıtlarından ama işte istihbaratın kendi takipçilerinden neyse arıyorlardır. Yani Kenya'da yüksek mahkeme çok değerli bir mahkeme edindiğim kanaate göre. Onun üstüne siyasetçiler ya da başka birisinin laf etme ihtimali yok. Fakat bize şu ana kadar yani resmen Kenya'da olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Benim biraz önce ifade ettiğim Kenyalı bir yetkilinin dostane bir şey, bir dostumuza ifadesi. Anladım. Şifa buradadır, devletin elindedir. Evet, endişe etmeyin, devletin elindedir. Kenya'ya güvenin. Yakın bir zamanda bunu size tekrar normal yani hukuki prosedürleri neyse ona tabi olacaktır. Yani buna dayanarak biz sosyal medyayı ya da haberleri ya da şunları bunları kardeşimiz kayboldu diye feryat etmedik. Uluslararası bir şey çıkmasın diye. Ama bugün geldiğimiz yerde anlaşılan o ki eğer Sayın Cumhurbaşkanı Selahattin'den bahsediyorsa biz onu ele geçirdik de diyorsa onu anons edeceğiz diyorsa şunu bilmek lazım. Selahattin kaçırıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın adamları bunu kaçırdı demektir. Onun bilgisi dahilinde ya da değil. Ama onun fahşedeceği, onun ifşa edeceği bu operasyonun arkasında
Türkiye Cumhuriyeti'nin illegal eli vardır. Derin yapısı vardır ya da legal adamlar, legal konumdaki adamlar, müsteşardır, bakandır, artık kimse yani, bunlar illegaliteyle iş tuttular. Ve Selahattin gibi sıradan bir adamı, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, inanın yani görseniz, yani dersiniz ki yani ya bundan ne olur, ne köy olur, ne kasaba. Kardeşimi küçük görmek için demiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tane bir adam yakaladık, bunu getireceğiz filan. İçini asla doldurmayacak. Ben de doldurmam böyle bir şeyin içini. Kemal Bey, ne murad ediyorlar? Yani mesela Erdoğan'ın bunu, yani Erdoğan'ın bunu 19 Mayıs'ta bir bayram günü böyle halka müjde verir gibi söylemesindeki murad ne? Sizin çizdiğiniz profil bir öğretmen ve söylediğiniz, sizin söylediğinizden hareketle söylüyorum. Hareket içerisinde, cemaat içerisinde herhangi bir aktif bir görevi yok. Ama Erdoğan bambaşka bir tarif yapıyor. Niye böyle bir şey söylüyor size? Ona nasıl lanse ettilerse yani Selahattin'i. Gerçi hani geçmiş haberlere bakınca Hoca Efendi'nin sağ kolu 10-30-20 tane insan sağ kolu diye yakalandı. Ya bir insanın bir tane sağ kolu. Ya imaj üstüne imajla orada kendi tabanını ayakta tutmaya çalışıyor. Yani kendi zulmüne bir payan da arıyor. Yani eğer şeyse, Selahattin'se değilse, yani her kimse, yani işin doğrusu bu bir zulümdür de, ama Selahattin'se Hoca Efendi'ye yakın olması, Gülen ailesinden birisi olması, Gülen ailesi bugüne kadar 80'den fazla insanını tutsak oldu, hapse girdi, hala içerideler, yattılar, çıktılar, kızıyla, erkeğiyle, kadınıyla, uzak yakın, akraba demedim, 80 tane sırf Hoca Efendi'ye yakın olduğu için. Hatırlarsın, Korucuk Köyü'nde Murat Bey'e dedi, yani bir muhabire dedi ki, ya siz Fethullah Gülen'e böyle diyemezsiniz dedi diye adamı aldılar, 5 ay içeride yatırdılar. Sırf bir cümlesinden dolayı. Niye? Hoca Efendi'ye zarar vermek için. Hoca Efendi üzerinden böylesine bir kendini barışa adamış bir cemaati, bir hizmet topluluğunu lekelemeye çalışmak için. Enaniyetinden midir, gururundan mıdır, hırsından mıdır, ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu Türkiye'deki, yani Türkiye hukuk sistemine aykırı, Türkiye'nin vicdanına aykırı, yani adalet sistemine aykırı. Kimin işine yarıyor bu? Bu gerçek teröristlerin işine yarıyor, gerçek suçların işine yarıyor ve malı götürenlerin, hani cambaza bak cambaza deyip malı götürenlerin, Müslüman gayrimüslim, yani nasıl adını ne koyarsanız, yani öfkem burnumdan çıkıyor Fatih Bey, yani böyle bir şey olabilir mi? Kardeşim benim 15 gündür kayıp, ben efendi onu aramaya çalışıyorum. Adamcağız kalkacak diyecek ki hizmetin önünde gelen bir tanesini yakaladık, bilmem ne size göstereceğiz yani. Sirke mi çıkartıyorsunuz birader, yani hayvanları sirke çıkartıp göstermek gibi. Üstelik bunu gerçekten terör örgütü olmuş, elinde silahla dağlara çıkmış, askerimizi, sivilimizi, öğretmenimizi öldürmüş bir insanın öldürülmesi haberini veriyor. Arkasından ya eline bir bıçak almamış, silaha dokunmamış, hayatını öğretmenlikle geçiren, insanlara faydalı olmaya çalışan bir insanla aynı paragraf içerisinde zikrediyor. Ha bak, biz bunları da yakalıyoruz, bunları da. Allah'tan korkun. Korkmuyorlar. Ben onların Allah'tan korkmadıklarına inanıyorum. Vicdanlarına seslenmiyorum çünkü vicdanlarının öldüğünü düşünüyorum. Yok yani. Selahattin'i götürseler de arkasını, bu müeyyide neyle yüzleşeceklerse, biz de neye katlanacaksa katlanacağız ve kardeşimizin hakkını, hukukunu müdafaa edeceğiz yani. İnşallah Selahattin, inşallah yani hizmetten hiç kimse değildir. Yani Selahattin değildir derken başka birisi olsa ona sevinecek miyim? Hayır. En az Selahattin kadar üzüleceğim. Yani böyle masum insanları çıkartıp suçlu gibi göstermek yakışıyor mu bir cumhurbaşkanına? İnsana yakışıyor mu yani? Mahkemeler beraat. Üstelik Kenya mahkemesi iade edilmesin diye Selahattin hakkında karar verdi. Yani yargıladılar 5 aydır. Türkiye Adalet Bakanlığı dosyalar gönderdi. Dosyaları inceledi. Anayasa Mahkemesi dedi ki ya Türkiye, senin gönderdiğin dosyalarda bir suç unsuru yok. Biz bu Selahattin'i gönderirsek yani yazık olur. Bizim adalet sistemimize, bizim imajımıza da yazık, günah olur dedi ve iade edilmemesi üzerine alt mahkemede karar vermişti. Türkiye'nin temsilcileri itiraz ettiler. Yüksek mahkeme de karar verdi. Selahattin gönderilemez dedi. Interpol'e rağmen.
Bilmediğimiz bir dünyada, hiç imajımızın olmadığı bir yerde yargılandık bilakis. Yani Türkiye'de olsa diyebilirler ki sizin hakimleriniz yargıladı, sizin... Ya Kenya'da yargılandık. Anayasa Mahkemesi yargıladı. Ve bize dediler ki siz özgürsünüz, tamam gidebilirsiniz. Bunu fark etti Allahu Alem, takip edenler kimse. Şimdi de eğer oysa ondan şey devşirecekler. Sedat Peker'in açıklamalarının üstünü sanki örtecekler. Ya sallanıyorsunuz, her tarafınız didik 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 olmuş yani. Yani Selahattin kaçırıldı, artık buna inanıyorum. Kenya'da mı, Somali'de mi, Sudan'da mı, Türkiye'ye mi götürülüyor? Yani bunu bilmiyoruz. Uluslararası camiadan, Birleşmiş Milletler'den, Kenya'nın makamlarından, değerli Cumhurbaşkanı'ndan, şehrin valisinden, yüksek mahkemenin değerli üyelerinden, hani yardım istiyorum, kardeşimi bulun ve bize teslim edin. Biz çünkü bunu size sağ salim teslim ettik. Yani oraya sağ salim geldi ve siz de bize lütfen sağ salim onu iade edin. Ben Kenya Cumhuriyeti'nden beklediğim şey budur. Çok teşekkür ederiz. Öyle anlaşılıyor ki bunun için herhalde yarın belli olacak gibi. Çünkü Erdoğan bugün söyledi ama yarına hani Selahattin Gülen olup olmadı ya da getirilen, kaçırılan kişinin kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Kesinlikle. Ama ne yazık ki Türkiye'de ilk kez olmuyor. Hala adam kaçırma meselesi. 400-500 günden beri kayıp arkadaşlar var yani. 500 gün oldu, 300 gün, 400 gün, 500 gün oldu kaçırılan insanlar var. Hala haber alınamıyor yani. Yani bu adam kaçırma nedir ya Fatih Bey ya? Devlet ya. Ve adam kaçırılan adamları iftiharla Sayın Cumhurbaşkanı falancayı falanca yerden getir, falancayı falanca yerden getiriyoruz diye iftihar ediyor. Yani adam kaçırarak getirilir mi ya? Bir devlet bunu yapabilir mi ya? Devlet devlet olmaktan çıktı. Bilmiyorum. İnşallah bütün kayıtlar bulunur. Aralarında bizim Selahattin de bulunur. Anamın gözyaşı diner inşallah. Yani daha annemin bütün bu olanlardan haberi bile yok yani. Yani bu kadarından anamın haberi bile yok. Yani kalbine gelecek yani. Bilmiyorum. Çok İnşallah. Geçmiş olsun. Dua ederim. Teşekkür ederim Fatih Bey. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği Gülen hareketinden üst düzey bir ismin yakalandığına dair bir müjde verme, Erdoğan'ın ifadesiyle söylüyorum. Müjde verme olayının ne olabileceğini konuştuk. Kemal Gülen, kardeşi Selahattin Gülen'in Kenya'dan kaçırıldığını düşünüyor ve Erdoğan'ın vereceği müjdenin de kuvvetle muhtemel bu olduğunu söylüyor ama yine altını çizdiği bir husus var. Benim kardeşim kendi halinde bir öğretmen, buradan AKP iktidarına müjde çıkmaz diyor. Bir başka yine altı çizilmesi gereken nokta hakkındaki suçlamaların Kenya'da yargılama konusu olduğu fakat Kenya mahkemelerinin burada herhangi bir delil bulmadı ve bu sebeple de bir mahkumiyete karar vermediği yönde. Tekrar teşekkür ederim Kemal Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Çok sağ olun. Bolt'ta son kaçırılma meselesini konuştuk. Erdoğan'ın gündeme getirdiği bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.